Arkadaşlar yeni Sneak Peek yayınlanmış. Hemen bir baştan sona izleyeceğiz. Daha sonra üzerinde biraz e, konuşu video yavaştan bitireceğiz. Biraz da oyunda falan da konuşacağız. Şöyle bir başlatalım. Evet. Tam şuraya dönecek olursak. Arkadaşlar yani bu sneak peek açıkçası benim için bayağı şaşırtıcı oldu. Ee, bunun sebebi Black Swan karakteri değil. Zaten bunu tahmin etmiştik. Ee, zaten dünkü videoda da size bu durumu anlatmıştım. Burada beni şaşırtan şey Thanos karakterini bir güncelleme gelmesi oldu. Bu oldukça garip. Şimdi biraz daha geriye saracak olursak. Şöyle kategori simgesinin çıktığı bir yer vardı. Oraya denk gelebilir miyiz acaba? Biraz daha Belki birazcık daha. Şuralarda bir yerde olsa gerek. Her neyse onu tam şurada. Yani tam şurada olması lazım her neyse. Arkadaşlar şurada T yazısını görebiliyorsunuz. 3'te az sağında çıkıyordu da onu yakalayamadım. Her neyse. Ee, yani Black Swan karakteri aslında oyuna e, kategori 3 bir karakter olarak geliyor. Ee, ama Thanos, e, Thanos'ta bir şey yok arkadaşlar. Çünkü Thanos karakteri zaten kategori 4'e olan bir karakter. Hani bu yüzden sadece kostüm alacak bu karakter. Black Swan karakteri oyuna yeni bir karakter olarak gelecek. Ee, ama arkadaşlar dikkat ettiyseniz ortalıkta bir kategori 4 yok. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz işte e, bu... E, işte sinikpiklerin devamı gelir. Belki bir sonraki sinikpikte kategori 4 karakter alırız falan diyecekler olabilir ama arkadaşlar başka bir sinikpik gelmiyor. Bu tek sinik yani daha doğrusu son sinikbikti. Ee, o yüzden başka bir karakter gelmeyeceğini biliyoruz bir yandan da. Yani bu da şu demek oluyor. Ortalıkta kategori 4 yok mu? Aslında olacak arkadaşlar ama ona oyunda değineceğim. Şimdi biraz oyuna girip orada konuşalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, Thanos'tan Black Swan karakterinden falan bahsedeceğim ama ilk olarak şu kategori 4 mevzusundan bahsetmem lazım. Şimdi biz Sneak Peek'te iki karakter gördük. Black Swan karakteri oyuna kategori 3 olarak gelecek. Yani doğal kategori 3 mü olacak yoksa kategori 3'e basılabilen bir karakter mi olacak? Burası henüz net değil. E, bunun dışında da Thanos karakteri de bir kostüm oluyor. Yani ee, kategori 4 aldığını bildiğimiz bir karakter yok ama... Ee, benim şöyle bir tahminim var. Şimdi bildiğiniz üzere daha önce de biz bu durumu aslında yaşamıştık. Ee, bu Cyclops karakterine kategori 4 geldiği güncellemede Cyclops karakteri herhangi bir kostüm falan almamıştı. Ama karaktere direkt kategori 4'ü getirmişlerdi. Bu güncellemede de ben benzer bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Bence e, şu şekilde olacak arkadaşlar. E, bu iki karaktere güncelleme gelecek. Oyuna yeni mod falan gelecek. Burası tamam. E, aynı zamanda da arkadaşlar e, destek ya da lider karakterlerden birine de kategori 4 gelebilir ya da işte normal hasarcı karakterlerden birine de kategori 4 gelebilir diye düşünüyorum. E, yani biraz destek lider göz e, şey destek lider karakterlere biraz daha kesin gözüyle bakıyorum ben. Biraz daha muhtemel gözüyle bakıyorum daha doğrusu. E, onun sebebi de arkadaşlar şimdi sadece kategori 4'lere Kategori 4 karakterleri özel bir mod gelecek ya. Bu modda kullanabilmemiz için bize lider ve destek gibi destek karakter karakterleri falan lazım olacak orada. Bu yüzden de işte birkaç destek karakterine daha kategori 4 gelebilir bu açıdan. Yani bu güncellemede arkadaşlar böyle bir karakterin kategori 4 aldığını görebiliriz. Ama hiç beklemediğimiz şey de olabilir. İşte ne bileyim Miss Marvel gibi bir karakter de mesela kategori 4 olabilir. Ya da atıyorum Strife mesela. Yani kostüm almadan e, kategori 4 olabilir. Ya da, ya da Havoc ne bileyim. E, bu sebepten dolayı arkadaşlar yani ben kategori 4'üm böyle bir karakteri geleceğini düşünüyorum. Yani normal e, kostüm almayan bir karakteri gelecek diye düşünüyorum. E, Black Swan karakterine de gelecek olursak Black Swan karakteri Oyuna zaten oyunun e, oyuna yeni bir mod geliyor. O modda büyük ihtimalle baş düşmanı da Black Swan karakteri olacak. Bu karakteri aynı zamanda doğal kategori 3 yapacaklar. Bu karakteri arkadaşlar o şekilde kasacağız. Yüksek bir ihtimalle de güçlü bir karakter yapacaklar. Ben devamında da bu güncellemenin part 2'sinde de yani bundan bir sonraki güncellemede de Black Swan karakterine kategori 4 gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü benzer bir şey zaten Madeline Pryor karakterinde de yapmışlardı. Bu karakteri oyuna kategori 3 olarak getirmişlerdi. Daha sonrasında bu karakteri e, bu karakteri bir sonraki güncellemede kategori 4 vermişlerdi. Böyle bir şeyi Black Swan karakterine de yapabilirler. E, tabii onu da göreceğiz. E, bunun dışında arkadaşlar konuşmadığımız bir Thanos kalıyor. Şimdi Thanos'a güncelleme gelmesi baya şaşırtıcı oldu arkadaşlar. Çünkü yani e, zaten bu karakterin baya kostüm var o ayrı bir mevzu da. Mesela en son işte bu şey um, neydi onun adı ya yani bu Obsidian kral e, kostümü daha doğrusu King Thanos diye geçiyor işte kral Thanos diye geçiyor zaten kral Thanos kostümünü almıştı e, daha sonrasında işte bu bilge hasatçı kostümü geldi üstüne çok geçmeden ve arkadaşlar bu kostüm geleli de aslında çok bir vakit olmadı bunun üstüne hemen bir tane daha getirmeleri bana çok garip geldi ee, ama aslında gelmesi de gerekiyordu bir yandan çünkü bu kostüm yeteri kadar iyi değildi arkadaşlar. Şimdi PvE de idare eder bir hasarı var. Ee, PvP'ye baktığımız zaman PvP'de de idare eder bir karakterdi. Yani aslında biz bu kostümden beklediğimizi tam olarak alamamıştık. Yani Thanos gibi güçlü bir karaktere Nazaran biraz zayıf bir kostüm kal kostüm olarak kalmıştı. Ee, çünkü diğer kostümlerde falan bu karakter çok güçlü olmuştu. İlk geldiği zamanlarda hep oyunda meta olmuştu. Ee, bu sebepten dolayı bu kostüm bizi biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Belki bunu bildiklerinden olabilir. Ee, belki de ileride bir güncelleme planladıklarından bu kostümü daha zayıf yapmış olabilirler. Yani sonuç olarak arkadaşlar... Thanos'a yeni bir kostüm geliyor. Benim... Tahminim bu kostümün daha çok e, PvP'lik olacağı yönünde e, ama arkadaşlar çift yönlü yaparlarsa sağlam bir şey olursa ben de çok mutlu olurum. Çünkü mesela e, bunun örneği var oyunda mesela Jean Grey gibi bir karakter var oyunda. Bu karakter yani hem PvP'de hem PvE'de tepede olan bir karakter muazzam bir karakter oyundaki hala en iyi karakter bu karakter. Hani e, bu sebepten dolayı bu karakteri biz sıkça kullanıyoruz. Ve bu karakteri güncelleme geliri de bayağı oldu. Yani bir, bir sene, bir buçuk sene mi, iki sene mi ne öyle bir şey oldu. E, ve hala tepeler, tepeleri oynayan bir karakter. Hatta tepede olan bir karakter de diyebilirim. E, yani böyle bir kostümü başka bir karakterde de ben görmeyi isterim. O yüzden Thanos için ben onu e, ümit ediyorum arkadaşlar. Yani umarım bu karakter... Çift yönlü sağlam bir kostüm alır ve böylece biz de bu karakteri sonunda hakkıyla kullanabiliriz. Ama arkadaşlar benim içimden bir ses bunu yapmayacaklarını söylüyor. Bence şöyle bir şey yapacaklar. Bu yeni gelen kostümü pvp'lik yapacaklar. Bence sağlam bir şey de yapacaklar. Bu kostümü de işte pv'de zaten genel olarak kullanıldığı için... Bu şekilde bir çift yön vermek isteyecekler bu karaktere, ee, hani diyecekler ki işte kardeşim biz sana yeni kostüm getirdik, PvP'de mi savaşmak istiyorsun? Gir, yeni e, şeyle yeni kostümle savaş. PvE'de mi savaşmak istiyorsun? Bir önceki kostümere dön, bununla savaş falan diye bir mevzuya getirecekler gibi hissediyorum. Umarım böyle bir şey yapmazlar büyük ayağı kırpımına uğrarım. Yani umarım çift yönlü sağlam bir kostüm olur. Tek seferde hallederiz. Eğer ki arkadaşlar öyle bir şey olursa ya şi, şimdi şöyle bir mevzu da var arkadaşlar. Bu karakterin zaten yerini Loki karakteri İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda doldurdu. Bu karakterin onun dışında çok bir olayı kalmadı zaten. O ayrı bir mevzu. Ee, hani bu karakteri zaten hali hazırda kasmış olan arkadaşlar kategoride öyle. Loki karakterini kasmaya çok gerek görmediler. Tıpkı benim gibi. Mesela ben de Loki karakterini kategori orada kasmadım. Çünkü dedim ki yani zaten Thanos aralarında çok bir skor farkı yok. Ne diye Loki kasayım ki çok gereksiz geldi. Bir de Thanos daha tank bir karakter. Daha e, zor olan bir karakter. O yüzden bu karakteri kullanmak bana daha mantıklı geldi belli noktalarda. Bu yüzden Loki'yi kasmadım. Ee, ve bu yeni gelen kostümle beraber eğer Loki'den de daha iyi olursa bu karakter yani Loki'yi kasan arkadaşlara geçmiş olsun diyebiliriz ee, ki zaten bu karakter hani bu haliyle bile e, fena olmayan bir karakterdi ama şöyle bir durum var dediğim gibi eğer bu yeni gelen kostüm yeteri kadar iyi olursa bu kostümü alamamış olan arkadaşlar ya da almamış olan arkadaşlar hiç pişmanlık duymayacaklar çünkü Diyecekler ki kardeşim zaten yeni daha güçlü bir kostüm geldi. Yeni bir kostüm geldi. Artık benim bu kostüme ihtiyacım kalmadı diyebilirler. Bu sayede e, bu karakterin bu kostümünü de es geçebilirler. E, bakalım yani umarım ben ben öyle gelmesini çok isterim arkadaşlar. Yani sonunda Thanos'un hakkını verdiklerini görmeyi isterim. Jin gibi bir şey yapsınlar. Ben bunu istiyorum. Umarım olur. Çünkü Thanos da benim sevdiğim bir karakterdir. O oyunda biraz hakkını yemişler bu karakterin gibi hissediyorum. En azından son zamanlarda. Evet yani genel olarak arkadaşlar bahsedeceğim şeyler bunlar da siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay